bu hadisenin yani çanağın bir bölümü. Bodrum'da görev yapan basın mensupları ile bir araya gelen Bodrum Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Serkan Ceylan önemli açıklamalarda bulundu. Bodrum markasının önemine dikkati çeken Ceylan, kimi operatörlerin Aydın'ın Didim ilçesini Bodrum diye pazarladıklarını söyledi. Vakfın Cevat Şakir İş Merkezi'ndeki binasında basın mensupları ile bir araya gelen Ceylan şunları dile getirdi. Aydın'ın Didim ilçesinin kimi tur şirketlerince pazarlandığını dile getiren BOTAF Genel Sekreteri Serkan Ceylan şunları ifade etti. Yeni dönemde daha önceden planlanmış olan Bodrum Tanıtma Vakfı tarafından 2019 başında planlanmış olan yurt dışı fuar takvimi çerçevesinde önemli turizm fuarlarına katılımlarımız devam ediyor. Fuarların planları ve programları çerçevesinde yapılan bütün tanıtımlarda özellikle o bölgedeki pazar paylarımızı ve o ülkedeki müşteri profilinin Bodrum tanıtımına olan yansımalarını ve bu bilgileri toplamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde oluşturacağımız 2023 ve 2025 tanıtım çerçevesi, tanıtım stratejisi planı çerçevesinde oradaki gözlemlerimizi ve o piyasadaki profesyonellerden aldığımız verileri derleyerek muhtemelen Nisan ya da Mayıs ayı içerisinde bütün sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşacağımız ve birlikte geliştireceğimiz turizm strateji planını oluşturacağız. Bunun haricinde birebir destinasyon bazlı tanıtımlarımızla da ilgili çalışmalar bu fuarlarda devam ediyor. Şu anda biliyorsunuz turizmin en önemli ayağı ulaşım. Ulaşım olmadan, özellikle de uçuş ayağı olmadan turizm pazarındaki yerimizi geliştirmemiz mümkün değil. Kış döneminde Bodrum ekonomisinin ve turizm ekonomisinin canlanması için 2021-2022 dönemlerinde Bodrum'dan direkt charter seferlerinin başlatılmasıyla ilgili geniş konsorsiyumlu, geniş katılımlı bir altyapı kurmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı da önümüzdeki dönem yine vakfımız, başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte kamuoyuyla paylaşacağız. Havalimanımızın pist inşaatı tekrar start aldı. Şu anda tekrar inşaat başladı. Dış hatlar terminalimizin kış döneminde kapalı olması ve yurt dışından gelen uçuşların dış hatlar terminalinden yapılamıyor olması şu anda bizim en çok üstünde durduğumuz konu. İnşallah bu yurt dışı uçuşların biraz daha gündeme gelmesiyle önümüzdeki kış döneminde şu anda yaklaşık 15-16 yıldır kapalı olan dış hatlar terminalini aktive etmiş olacağız. Bodrum'dan mozole parçalarının götürüldüğü British Museum ile ilgili de çalışmalarının olduğunu ifade eden Ceylan şu sözlere yer verdi. Şimdi yurt dışında birçok bu özellikle havalimanından, Bodrum Havalimanı'ndan gelen inişlerde Didim'e olan mesafesinden dolayı Didim satışları Bodrum Havalimanı adıyla Bodrum olarak pazarlanıyor. Bu özellikle son dönemde çok sık karşılaştığımız, yabancı ajanslarda çok sık karşılaştığımız bir durum. Bodrum markasının büyüklüğünün doğru şekilde yansıtılması için yabancı operatörlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Bundan sonraki dönemde mutlaka Bodrum markasının diğer markalarla karşılaştırılmaması için, karıştırılmaması için girişimlerimiz devam edecek. Doğru. Orada Bodrum adının yeterince başkanımızla da yaptığımız ziyarette, Londra'daki ziyarette yeterince Bodrum'un vurgulanmadığını ve oranın Bodrum olduğunu ziyaretçilerin büyük bir kısım tarafından fark edilmediğini öğrendik. Bununla ilgili British Museum nezdinde Bodrum'un daha net bir şekilde belirtilmesi ve Halikarnassos'un şu andaki karşılığının Bodrum olduğunun net bir şekilde belirtilmesiyle ilgili bir talebimiz oldu. Orada böyle bir tanıtım materyalinin bulunmasıyla ilgili başvurumuzu önümüzdeki dönemde yapacağız. Şu anda hazırlıkları devam ediyor. İnşallah eğer bunu kabul ettirebilirsek gerçekten mazolyumdan çıkan parçaların Bodrum'a ait, şu andaki mevcut Bodrum'a ait olduğunu anlatarak Bodrum tanıtımına bir katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz.